Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu Balkan'a ne lezzetli oyun programına, oyunlu mamulere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Evet. Arkadaşlar bugün Ozan aramızda yok. Daha önce de bir kuralımız vardı. Herhangi bir dosya konusunda veya incelememizde oyunu oynamamış olan kişi veya tercihen bitirmemiş kişi aramızda olmayacaktı. Fakat zaten de kurgu işleri falan var Ozan'ın. Bizim diğer işlerimizle uğraşıyor sağ olsun. O yüzden bugün aramızda yok. Bugün ne yapıyoruz Oğuz? Wolfenstein'dan bahsedeceğiz. Wolfenstein serisinden bahsedeceğiz. Zaten yeni hazır Old Blood da çıktı. New Order üzerine. Bir girelim dedik. Bilmeyenlere, hiç oynamamış olanlara, seriden haberi olmayanlara bir anlatalım dedik. Neymiş bu oyun? Aynen. Ya şimdi çok uzun soluklu bir şey. Bilmiyorum kaç dakikada bitecek bu video. Bayağı Bayağı. uzun sürebilir. İstersen genel itibariyle bir Wolfenstein serisinden bahsedelim. Mesela nasıl bilirsin Wolfenstein'i? Ne söylemek istersin? Wolfenstein arkadaşlar düz FPS diyebileceğimiz bir oyun. Sürekli karşınıza yaratıklar çıkıyor, düşmanlar çıkıyor. Onları vura vura ilerliyorsunuz. Old school FPS diyeceğimiz oyunlardan. Baktığım zaman şöyle söyleyeyim, hatta bilmiyorum, daha iyice hani kafanız oluşsun diye Quake ya da Doom oynadıysanız onların izinden giden, hatta öncüsü diyebiliriz bu oyuna. Onların öncüsü bir oyun. FPS'nin atası kendisi. Aynen öyle. Ondan önce de stealth oyunlarının, bu gizlilik oyunlarının da atası olarak Bahsedeceğiz ondan, sayabiliriz. evet. Yani atası demeyelim de bir tanesinden diyelim. Aynen. Hani baktığımız zaman bu Wolfenstein'in işte hikayesi nasıl giriş oldu, hani nasıl giriş yaptığını, nasıl devam ettiğinden falan bahsedeceğiz. Ben 3D'yi oynadım Wolfenstein. Bir de Castle, Return to Return Castle to Castle Wolfenstein. of Wolfenstein. Onu oynadım. Bir de 2009'da bir oyun çıkmıştı. Ona biraz baktım ama onu bitirmedim. Fuat hepsini oynadı, bitirdi. Ben genelde hani bilmeyenler merak ettiği şeyler olursa hani o tarz bir şey olacak. Soru soracağım ben. Merak edilen ne varsa Fuat da cevabını verecek sizin için. Ozan da yanlış hatırlamıyorsam Return to Castle'da oynamıştı. Ozan da evet onu bitirmişti. Aynen. Şimdi nasıl başlayalım oğlucum? Önce şey diyeyim, böyle bakın yeni mikrofon aldım ben. Böyle pıt pıt yapınca size sesi geliyordur şimdi. Yeni mikrofon aldık, çok heyecanlıyım. İlk defa bunu çekiyorum. Ay. Evet Oğuz Bey, nasıl yapalım? Nasıl başlayalım Wolfenstein'a? Uzun bir konu. Valla şöyle başlayabilirsin, böyle hikayenin bir temelinden bir gir istersen. Genel bir seri Aynen. hakkında bir şeyler söyleyelim. Şimdi arkadaşlar genelde Wolfenstein serisinin başlangıcı. Bu arada çok konuşursam kusura bakmayın. Benim için çok apayrı bir şey çünkü Wolfenstein. Hani susmam, akşam kadar susmam, öyle söyleyeyim. Herkes başlangıcını Wolfenstein 3D ile bilir. Hani çoğunluk, her 10 kişiden 8'i bunu böyle bilir. Evet. Lakin bundan bayağı bir önce 1981 yılına dayanıyor arkadaşlar Wolfenstein geçmişi. Castle Wolfenstein adı altında bir oyun var. Evet. İlkel bir oyundan bahsediyoruz. Öyle kafanızda çok bir şey canlanmasın. 1981 yılında Apple II platformuna çıkan bir oyun. Ya görmememiz normal zaten. Bizim Zaten toplumumuz yok, da çok. oynamanız, bu saatten sonra oynamanız da mümkün değil. Yani. YouTube'da izlersiniz. Saatler süren gameplayleri var. Evet. Bulursunuz, izlersiniz. Ya ben doğrudan biliyorum yani, ama derin bir araştırdım, hani onu söyleyebilirim. Şöyle bir olayı var. Muse Software adı verilen bir firma yapıyor bu oyunu. 1981'de Apple II platformuna çıkıyor. Bunu genelde yabancı kaynaklar, Türkçe kaynak bu oyunla ilgili fazla yok. Hatta hiç yok neredeyse. Stealth dinamiklerini barındıran tarihteki ilk oyun. Evet. Yani Böyle çok enteresan bir olay. ben de görünce şaşırdım. Allah Allah dedim. O zaman da bunu nasıl yapmışlar falan dedim. Ya hani çok kısa bir andan bahsedeyim. Sana da izlettim Evet. bu videoyu. İzometrik kamera, çöp grafikler hani tamamen. Ve stealth dinamiği şurada işin içine giriyor. Mesela eski oyunlarda nedir mesela? Atıyorum bir Mario. Sen üstteki platformda da olsan, alttakinde de olsan adam dümdüz gelir, canavar. Seni geçer gider. Hani Evet. sen orada olmuşsun, burada olmuşsun fark etmez. Aynen. Fakat Castle Wolfenstein'de şöyle bir şey var. Hani sizi görmeyen adamın, düşmanın bir rotası var. Onu takip ediyor. Sizi gördüğü an bir tepki veriyor. Silahını kaldırıyor falan. Hani böyle atraksiyonlar Evet. söz konusu. Lootlama mekanikleri var. Ceset lootlama, sandık lootlama gibi 1981 yılına göre çok enteresan olaylar bunlar. Yani hatta şöyle düşün, hani Atari oyunlarını düşünün. Onun bile gerisini düşünün. Adam yürürken böyle bırt 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 Aynen. sesler çıkıyor. Hani yani düşünün artık. Ses efektleri falan o da seviyede. Aynen öyle. Ya şöyle bir şey vardı. Hani biz mi yanlış anladık? Çünkü çok şaşırdım ben. Adam silahını kaldırıyor. Adamın elinden silahı alıyor. Evet. Ve adam teslim oluyor. Elini kaldırıyor. Adam Sen o sırada üstünü arıyorsun adamın. o an esnada lootluyorsun, sonra çekip öldürüyoruz falan. Yani hani o zaman için bir baktığın Hani. zaman şu an şey olarak gösteriyorlar bunu. Bakın biz ne yaptık oyunumuzda diye yeni oyunlarda gösteriyorlar Aynen böyle öyle. şeyleri. Adamlar ta o zamandan koymuşlar bile. Aynen öyle. Castle Wolfenstein bu. 81 yıl demiştim. Bir de 84'te Beyond Castle Wolfenstein adı altında aynı dinamikler, aynı mekanik, aynı platform.
Sadece müthiş bir başarı çünkü. Evet. Devamını getirmişler 3 yıl sonra. Gayet o da aynı tarz bir oyun. Şimdi herkes için Wolfenstein'in başlangıcı olarak diyebileceğimiz. PPS'nin başlangıcı. Aynen öyle. Arkadaşlar çok enteresan. Şimdi bir seriyi düşünün. Bir oyunuyla Stealth'ı başlatıyor. Bir oyunuyla FPS'yi başlatıyor. Başka ben böyle bir şey bilmiyorum Wolfenstein dışında. Ya Stealth konusunda şey yapabiliriz. O bu gizlilik oyunu bilmiyorum. Belki daha gerisinde vardır gizlilik oyunları ama ta o zaman 1800, yani 1981 yılından böyle bir oyunun gelmesi zaten çok iyi hani. Aynen öyle. Seviyesi ileride, ileri bir seviyede aslında bir Stealth oyunu. Kesinlikle. Kaç yılı ya? 92'nin Mayıs'ında çıktı. Wolfenstein 3'te, namı diğer Wolf 3'te böyle masaüstü simgesi falan. Ki birçoğumuza göre Wolfenstein serisinin başlangıcıdır. Evet. Esasında tekil bir hikayesi vardır. Başlayıp biten bir hikayesi vardır. Esas Wolfenstein serisiyle tek bir bağlantısı yok. Yani hı-hı, sadece dinamik açısından bağlantıları var. Oynadın mı Wolfenstein 3D'yi? Onu oynadım ya. Sonuna kadar da geldim hani. Hızlı güzel bir oyundu. Zaten kat kat yukarı mı çıkıyorsun, aşağı mı iniyorsun tam hatırlamıyorum. Evet. Asansörle gidiyorsun Evet. zaten. Güzel bir oyundu. En sonunda Hitler. Hitler'i böyle robot kıyafet içinde görmek falan böyle. O zaman gördüğümde şaşırmıştım. Aynen Allah Allah öyle. falan demiş. Bu nasıl bir kafadır falan demiştim. Birçok şeyine gireceğim ama şimdi değil hani. Hikayede oynanışta falan böyle bahsederken birçok şeyini anlatacağız şimdi birazdan. Aynen. Böyle bir oyun yani, düz bir oyundu. Dediğim gibi o zaman tabii bir devrimdi hani, o hızlı dönüşler, sürekli ateş etmeniz falan, böyle takır takır Kesinlikle. silahlarla falan silah değiştirebilmeniz, kurşun almanız, vurulduğunuzda adamınızın o resmi vardı ya, yüzü Aynen. falan vardı o. Arayüz böyle bir arayüz böyle. Onun surat ifadesinin değişmesi falan o zamanlar için tabii ki çok ileri seviye bir şeydi. Hani şimdi biz böyle evet düz bir oyundu diyorum ama o zaman için muhteşem bir şeydi tabii ki bu oyun. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle bir şey olacağım. Hatta sen Hitler dedin ya, Mecha Hitler. Oyun nasıl bitiyor biliyor musun? Adamı en son tarıyorsun falan, ölüyor ya. Kıyma gibi dağılıyor böyle falan. Evet. Auf Wiedersehen Eva diyor. Bunun Eva diye bir sevgilisi var ya gerçek Ha. hayatta. Güle güle Eva deyip öyle ölüyor mesela. Çok enter, Oraya çok da hoşuma evet gitmişti o gönderdim. mesela. Onu özellikle not aldım unutmayayım diye. Arkadaşlar yani Doom'u biliyorsanız, Quake'i biliyorsanız yani filmi aynı. ID Software yapıyor ve ID Software Wolfenstein efsanesinin başlangıcıdır. Onu söylemek isterim. 92 yılının Mayıs ayı demiştim. Bir de bunun Spear of Destiny adı altında bir ek paketi mevcut. Fazla bir şey beklemeyin, sadece ek paket. Hani hemen hemen aynı mekanikler. Onun dışında herhangi bir, tam Nazi Almanyası yine ama, böyle bir Hitler dışında bir robotlaşma, böyle bir okültizm inancı falan değişik şeyler yok burada. Bayağı burada asker öldürüyoruz yani, bu standart. Yine Kale Wolfenstein kalesi aynı. Secret sistemi çok göze çarpan bir olay. Duvarlardan sürte sürte E'ye basa basa böyle secretleri bulmak için falan filan. Ben net hatırlıyorum yani. Hatta o dediğin Hitler bölümünde de duvarda bir secret vardı. Bir odaya geçip minigun falan alıyordum böyle, Hitler'i daha kolay Evet. öldürmek için falan. Öyle bir şey aklımda kalmış. Onun dışında bu oyunla başlayan şöyle 4 tane zorluk seviyesi. Can I play daddy? Don't hurt me. Bring him on. I am dead interstate falan. Evet. Bunlar Değişmediler değil mi hiç? şeyde 2009 Wolfenstein'de var mıydı hatırlamıyorum ama Old Blood'da ve New Order'da aynısı. Resmen aynısı. Adamlar zorluk seviyelerinin isimlerini almışlar resmen Göze ya. dönüş yapmışlar. Ya mükemmel bir olay. Hatta zaten yeri gelince de Evet. bahsedeceğiz Wolfenstein 3D bölümlerine geri dönüşlerin olduğundan. Başka söylemek istediğin bir şey var mı Wolfenstein 3D hakkında Orucu? Yok, ben de bu kadar. Zaten çok derinlemesine hikayesi olan bir oyun değildi. Ya aynen. Ya Doom'un, Quake'in falan başlangıcı bu arkadaşlar. FPS'nin başlangıcıdır bu oyun. Bunu bilmeniz şimdilik yeterli. Evet ve tarihler 2001'i gösterirken Return to Castle Wolfenstein. Oynadın mı oğlum? Onu oynadım. Da çok uzun zaman oldu. Şöyle söyleyeyim. O zamanlar böyle işte 3D'yi oynadıktan sonra ben yine böyle Nazileri öldüreceğimiz bir oyun bekliyorum. Açtım, oynamaya başladım. Oynamaya başlamadan önce asıl olan şey bu sinematik girdi bir tane başta, yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Evet. Bir savaşçıyla bir büyücü kapışıyor. Sonra büyücü bunları kendi bir yere mühürlüyorlar galiba. Ölüyorlar Aynen. birlikte. Yıkılıp kalıyorlar orada. Ondan sonra oyun başlıyor. Hani diyorum ki böyle tarzda bir oyun olacak herhalde diye bekledim. Bir baktım normal Nazi savaşına falan gidiyorsun ya, normal. Askerleri öldürüyorsunuz, ilerliyorsunuz falan. İlerledikçe iş çok değişmeye başladı. Hani Sen ne diyorsun? apaylı yerlere gitmeye başladı. Yaratıklar vardı, yine robotlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle enteresan, acayip acayip yaratıklar falan geliyordu. O baştaki Warrior abiyle kapışıyorduk sonda falan Aynen böyle. öyle. Çok enteresan bir yere gidiyordu. Aslında şeye baktığımız zaman, Crysis'in birinci oyununa baktığımız zaman Korelilerle, Kuzey Korelilerle savaşıyorsunuz. Sonra uzaylılar çıkıyor. Aslında temeli biraz Çok buna güzel. dayanıyor olabilir hani baktığınız zaman. Ben hiç beklemiyordum mesela Crysis'te böyle uzaylılarla derincesine savaşacağımızı. Aynen. Bir anda patladılar. Aslında
Bu mantığı hala devam ettiriyorlar aslında baktığımız Aynen zaman. öyle. Gayet güzel bir oyun ayrıca. Ya şimdi şöyle bir şey, hani birkaç video önce ben böyle bir sormuştum ya, herkesin böyle bir çoğu oyuncunun bir altın oyunu vardır, böyle 10 üzerinden 10'luk. Ona göre gelmiş geçmiş en iyi oyun. Evet. Biraz goygoya gitmişti, böyle makara yapmıştık ama benim için Return to Castle Wolfenstein benim altın oyunumdur. Bilgisayarda bitirdiğim ilk oyundur. Benim için yeri apayrıdır. Hani her yaz genelde böyle oyun kıtlı olur ya, böyle Temmuz'un sonlarına doğru falan filan Evet. böyle. Her yaz açarım Return to Castle Wolfenstein'i bir kere bitiririm. Hiç de sıkılmam. Bunu abartmadan Aynen. söylüyorum. 2001 yapımı bir oyun. Metacritic 88 olucum. Hani hiç azımsanacak bir rakam değil. Evet. O zamanlar bir de oyunlar öyle çok yüksek puanlar alamıyor zaten. Kesinlikle. Şimdiki gibi her oyunu böyle 70-80 veremiyorsunuz. Aynen öyle. Hak eden oyunlar alıyordu bu puanları. Gayet de o zaman için muhteşem bir puan zaten. Aynen. Gray Matter Studios Activision çatısı altında yapıyor oyunu. Gray Matter'ı ben başka herhangi bir projeden hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa düzelsin, ben hatırlamıyor olabilirim. Activision'ın oyunu. Daha sonra bundan 2 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam 2003'te PlayStation ve Xbox'a entegre ediliyor oyun. Oralarda da çıkıyor. Enemy Territory adı altında bir multiplayer odaklı bir parçası var. Bayağı zamanına göre de çok iyi bir multiplayer modu. Hani bir taraf Alman savaşçısı, bir taraf Evet. İngiliz vesaire falan. Yani güzel yani, gayet hoş. Harita tasarımı falan da gayet iyi. Şimdi hikayeden biraz bahsedecek olursak. Esasında şey, biz esas storylerine daha önceden bahsetmemiz gerekiyordu. Biraz terslik yaptık ama esas bitireyim Return to Castle'ın dinamiklerini. Hikayeden biraz bahsedelim, Evet. sonra Tam ilerleyelim. derinlemesine oralara gideriz. Şimdi bir tane dinamiklerinden, şeylerinden Aynen. bahsedelim önce. Hala secret sistemi devam ediyor. Hala yıllar sonra bulamadığım secretler falan var. Bundan bahsetmiştim. İki farklı korku Evet. olayından bahsetmiştim. Üçüncü bölümle 3 ya da 4'ten başlayıp 3 bölüm devam eden, ikisi ilerlemeli, birisi boss. Catacombs bölümleri. Yani ben hatırlarım oğlucum, hani adım adım quick save resmen. Hani oynayamıyorum. Korkudan oynayamıyorum oyunu ya. Hani böyle bir şey. Dig site'ler açıyoruz naziler böyle. Bunlar çok eski dig site'ler böyle, hani eski savaşçıların mezarları falan filan. Mezarlar, evet, O senin mezarlar dediğin kesin. oyunun başındaki intronun içindeki abinin de olduğu bir mezarlık bu. Böyle bayağı isketler falan, böyle kalkanlı miğferli falan. Eski savaşçılar. Tabii canım. Ve hani şöyle bir olay var. Hani resmen oyun size bunu hissettiriyor. O 3 bölümde size o kadar az cephane veriliyor ki, hani ağlıyorsunuz ya artık. Yani ben son şeyde bir tek boss'a giderken size bir cephane veriliyordu abi. Artık boss'a gidiyorum bir zahmet. Yani. Ona gelmeden bir 10-15 dakika kadar tekmeleye tekmeleye iskelet öldürdüğümü hatırlıyorum net bir şekilde. Yok abi, yok yani, ne yapacaksın ki? İşte şey, ilk örneklerini de vermiş aslında Wolfenstein üzerinde. Belki ileride gelebilir hayatta kalma Survivor Aynen öyle. direkt. Bir sonraki Wolfenstein Survivor olabilir belki. Aynen öyle. Ya şöyle, MP40'ın cephanesi falan hak getire zaten. Thompson var, MP40 var, Sten var. Sten ve MP40'ın cephanesi aynı Evet. şeyden tüketiyorlar. Thompson'ın da oyun boyunca total 100 mermi falan veriliyordur yani. Hiç verilmiyor. MP40 bitti. Tüfeğin mermileri bitti. Luger'inkiler bitti. Ne kaldı? Bıçak kaldı, tekme Yani. kaldı. Bir de o şerefsiz iskeletler miğferi kaldırıyor. Evet. Seken mermi sana geliyor. Böyle bir ayaktan vuracaksın. Kafayı çıkarttığı zaman vuracaksın falan. Yani. Çok enteresan şeyler. Bir de Catacombs böyle. Okültizm inancına dayalı bir korku var. Bir de oyunun sonlarına doğru Kuzey Kutbu'nda geçen bölümler, X-Labs, X laboratuvarları bölümlerinde süper soyucular devreye giriyor. Bu da Evet. teknolojiye dayalı korku. Bir nevi Old Blood ve New Order'ın da temel kaynağı. Evet. Şöyle bir şey var. X-Labs'ın birinci bölümlerinde, ilk bölümlerinde prototip görüyoruz. Belden aşağısı yok. Mükemmel bir tasarım. Yani dehşetül vahşet bir tasarım. Belden aşağısı yok. Elleriyle yürüyorlar böyle falan. Duvardan duvara zıplıyorlar falan filan. Ürkütücü yani o Ya zamanki dehşet, Wolfenstein ya için. Evet. korkuyorsun. Resmen korkuyorsun. Böyle Böyle tıs tıs diye sesler çıkartıyorlar hem falan böyle. hoşunuza gidiyor gördükçe hem de korkuyorsunuz bir yandan böyle. Hayranlıkla korkunun bir arada olduğu Aynen bir durum. öyle. Hatta X-Labs bölümlerinin başlangıcında Venom diye bir silah veriyor size, böyle dönmeli, böyle makinelilerden, böyle minigun gibi bir şey. Onlar olmadan mümkün değil senin o normal MP40'la falan indirebilmen, Evet. yani zor. Daha sonra esas o prototip olmayan süper soyucular giriyor işin içine. Hatta orada bir demo giriyor böyle, ara video giriyor böyle. Kapak kalkıyor böyle, just just diye giriyor Genelde böyle içeriye gelirler böyle. zaten o Aynı ağızda zırvalara pro, böyle eşek gibi falan. pro böyle. Ya oğlum, nasıl söylesem ki, cidden en efsane bir oyun ya. Evet. O zaman aynen. O zaman için hani düşündüğü zaman
Hangi oyunlar vardı hatırlamıyorum ama çok bir şey yoktu onun kadar böyle Yok, derinlemesine yok giden böyle kesinlikle, kesinlikle. sürprizlerle karşılayan sizi bir oyun yoktu o kadar fazla. Ve oyun mesela Eternity Castle Wolfenstein, yani Wolfenstein Kalesi'ne dönüş. İsmini nereden alıyor? İlk başta siz kaçıyorsunuz o hapishaneden. İlk iki bölümde kaçıyorsunuz o hapishaneden normalde. Orada yani esir düşmüş sıradan bir Amerikan askerisiniz. O zamanlar B.J. Blazkowicz, yine karakteri aynı. İngiliz değil miydi? Amerikan. Amerikan askeri. Amerikan askeri. Diyebiliyorum bak. Beni de şu anda Ha. şüpheye düşürdün. Ben bir İngilizce okumuştum bir adam. Nerede bilmiyorum Her tam. Ne neyse. fark eder? Asker işte sarışın. B.J. Blazkowicz bu arada serinin esas karakteri. Hiç değişmez. Evet. Her neyse. Oradan kaçıyoruz. Bir sürü badire atlatıyoruz vesaire vesaire ve Nazilerin bu deneylerinin kökeninin Wolfenstein Kalesi olduğunu keşfediyoruz. Ve oyunun son iki bölümünde o kaleye geri dönüyoruz. Hatta sonunun ikinci bölümünde de Return to Castle Wolfenstein'dir yani. Oyunun son iki bölümünde tekrar Wolfenstein Kalesi'ndeyiz. Ve Wolfenstein Kalesi'nin dibinde o oyunun giriş introsundaki o abiyi, Warrior Evet. abiyi öldürüp işi bitiriyoruz. Böyle bir oyun. Psikopat Aynen öyle. Şimdi 2009 yılı bir Wolfenstein'ımız var. Ondan önce istersen temel oyunun storyline'ından bahsedelim. Yani o çok naziler. bölüm bölüm parça parça oluyor çünkü. Ondan bir girelim istersen. Şimdi şöyle bir şey. Seriye başlayacak olanlar için Wolfenstein 3'te bir başlangıç olmamalı. Yani hani o çok ayrı bir olay. Çünkü başlayıp biten bir hikaye söz konusu. Evet. Hit başlıyorsun, Hitler'i öldürüyorsun, bitiyor. Bu. Evet. Karakter yine aynı. Şimdi arkadaşlar, B.J. Blazkowicz Wolfenstein serisinin esas karakteridir. Wolfenstein 3'te de Hitler'i öldürüyoruz. Hitler'in esamesi okunmuyor. Seride de daha adı, yani daha hiç geçmiyor Hitler. Evet. Deadset gidiyor işin içine. Komutan Deadset. Bu Almanya'nın Third Reich için imparatoru. Tamamen her şeyin lideri. Bir nevi Hitler'in rolüne süslenen bir adam. Evet, şeyle bağlan. Aslında ilk oynanan hikayeyle bağlantılı değil diyoruz ama mesela Hitler öldükten sonra geri kalan Nazilerin yaptığını görüyoruz aslında Aynen isteyeden öyle. sonrasında. Aynen Hani öyle. öyle bir mantık var. Belki ilk o kalede baktığın zaman teknolojik bir kale zaten. Bir açılan kapalı kapıları Aynen. falan var böyle. İkinci Dünya Savaşı'ndasınız ama teknoloji adamlar bayağı ilerletmişler. Hani o kalenin bir kısmını mı oynuyoruz acaba işte Hitler'e gidene kadar hani baktığım zaman. Return to Castle Wolfenstein'de hani o tekrar kaleye geri dönüyoruz ama hani oradan mı başlıyorduk biz? Neydi? Yanlış hatırlıyorum. Kaleden mi başlıyorduk Return to Castle Evet. Wolfenstein'de? Değil mi? Hani Hitler'i öldürüyoruz sanırsam oradan başlıyoruz. Tam bilmiyorum ama ben şu an hani kendi kafamda kurduğum şeyi söylüyorum size. Hani hikaye baktığım zaman aslında bir devam gibi. Dediğim gibi baktığımda Hitler yok hiçbir oyunda. Adı geçmiyor. Ama şöyle bir şey var oğlum. Wolfenstein 3'lerinin sonunda Hitler'i öldürüyorsun ve kaleden çıkıyorsun böyle bir. Böyle bir şey onu biliyorum. Ama Onu Return to hatırlamıyorum. Castle'ın başlangıcında esir düşmüş bir askersin. Yakalanıp tekrar kapatılmış olabilirsin. Olabilir. Tekrar içeri atılmış olabiliriz. Aynen öyle. B.J. Blazkowicz'de General Deadset dedik. Çünkü Return to Castle Wolfenstein dedin hani kaleye dönüş anlamında Evet, evet, zaten. evet. Belki o anlamdadır hani. Olabilir. Hakikaten bunları tartışmak lazım. Daha sonra Almanya üzerinden giden bir konu var şimdi hani. Evet. Şimdi şeye de geleceğiz. Wolfenstein 2009'a da geleceğiz. Tamamen paranormal deneyler. Evet. Bunlarla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten yaşanmış Ya olaylar. İkinci Dünya Savaşı dönemine baktığın zaman bu Almanların üstün ırk yaratma isteği, farklı farklı deneyler oldu. Hatta şey de vardı. Uçan insanlar yaratmak. Jetpack'leri falan planları vardı. O tarz Aynen. şeyleri. Var çizimler mizimler var Yani ya. Albert Einstein'a baktığın zaman Alman kendisi. Yani Kökeni değil mi? Alman Evet. mıydı? Öyle bir Yahudi Alman tarzı bir şeydi. Almanya'dan kaçıyor. Amerika'ya gidiyor diye biliyorum. Aynen öyle. Almandı. Atomu buluyor adam zaten. O dönemin Almanlarına baktığınız zaman zeki insanlar var gerçekten. Tanklarına baktığınız zaman o 2. Dünya Savaşı dönemindeki hiçbir tank Amerikalılar bile baş edemiyordu. Bir Alman tankına 5-6 tane belki 10 tane normal tank gönderiyorlardı. Aynen öyle. Teknoloji anlamında çok ilerideydiler. Bunu da direkt oyuna yansıtmışlar zaten. Baktığımız zaman teknolojik anlamda hep ilerideler. Hani o oynadığımız dönemin o zamanın çok ilerisindeler. Robot insan, yarı insan, yarı robotlar falan. Açılır kapanır Aynen kapılar. öyle. Artık şey de bırakmışlar. Teknolojiyi de geliştikleri için ondan sonra artık büyüye falan da bir saldırmaya başlamışlar. Bu O şey. temelden alınarak gidilmiş aslında. Aynen. Ya bu bir üstün ırk yaratma çabası var ya. Hani bütün Avrupa'ya kafa tutan bir Almanya var. Evet. Ama yetmiyor hani. Güç insanı Evet. çıldırtıyor ya böyle. Bir yetmiyor. Artık tamamen bambaşka fanteziye kayıyor olaylar Çünkü yani. insan dediğiniz varlık bir kursunda ölebiliyor. Ama hani ölmeyecek şeyler yarattığınız zaman Aynen efsanevi öyle. askerler gücünüze güç katarsınız. Onlar da bunları denemişler. Aynen öyle. Daha başka ne söyleyebilirim ki? Yani genel çizgi bu. Evet, bunun üzerinden gidiyor. Zamanla teknolojiye kayıyor Wolfenstein serisi. Özellikle New Order'la itibaren. Evet. Şimdi bahsedeceğim Wolfenstein 2009 ise tamamen okültizm odaklı.
İstersen ona yavaş yavaş gidelim. O zaten bu Wolfenstein serisinin en farklı oyunu diyebilirim. En farklı oyunu. Yıl 2009. Raven Software yapıyor. Hı-hı. Yine işin içinde ID var ama sadece yardımcı olarak. Hı-hı. Yani esasında bir saygı. Hani çünkü onlar başlattı yani olayı. Raven Software yapıyor. Metacritic 74. Hiç hoş bir Metacritic değil. Fakat hak yenen bir oyun olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Çünkü Raven'ın yaptığı oyunları sayarsak oğlucum. Ne vardı? X-Men Origins Wolverine. Singularity. Bunlar çok çok güzel oyunlar. Evet. Fark edersen renk paletleri falan aynıdır oyunların zaten. Çok Raven'ın bir tarzı var ya. Evet, çok tutmadılar da zaten ama güzel oyunlardı. Aynen hani yeteri kadar para mı vermiyorlar siteye? Sitelere böyle IGN'ye falan filan. İncelemecilere. Aynen öyle. Hiç hoş değil yani Raven'ın Metacritic'leri. Ben zaten o GameSpot, IGN falanlara güvenmiyorum ben. Aynen. Ya abi al kendin oyna ya. Hani hiç güvenme bu. Cidden söylüyorum. Ya, şunu yapmanız lazım. Hani incelemelere tamam. Türk sitelerindeki incelemeleri takip edin. Bizimkiler biraz da puan vermekten kaçınıyorlar. Bu anlamda iyi bir şey. Yabancı siteleri açıp direkt puana bakıyorsunuz. Hani oyunu alıyorsunuz, oynuyorsunuz falan. Beğenmediğiniz bir oyun olabiliyor. Hani sizin zevkinize bağlı aslında bu. Yani aynen öyle. Oyunu kötülemek iyi değildir. FPS'yi sevmiyorsundur. FPS'de böyle mistik öğeleri sevmiyorsundur. Hoşuna gitmez. Hani Call of Duty Battlefield gibi gerçekçi savaş öğelerini seviyorsundur. Tamam o zaman. O tarz oyunlar oynarsın. Hani oyun oynamadan önce bir gameplay'ine bakın. Neymiş, ne değilmiş. Tabii. Ondan sonra gidin. Onun üzerinden gidin. Ya IGN, Eurogamer vesaire. Hani kötü deyip geçmek olmaz bence. Çünkü başka birisi belki çok beğendi oyunu. Ya yıllarda Call of Duty'nin notları 90-90-90 ama kötü. Yani nasıl 90 yani? Yani hani kısa bir zaten single player süresi var zaten. Aynen öyle. Modern, ilk Modern Warfare'dan sonrası zaten çöküş dönemi. Kesinlikle. Hani kısa oyun süreleri, ne diyeyim, multiplayer odaklanmaya başladı gittikçe. Battlefield de keza öyle. Zaten Battlefield single player'inde çok önemsenecek bir şey yoktu zaten. Yok. Single de değildi. O da kısa süreli, o da multiplayer üzerine odaklı. Ama baktığınız zaman her seferinde böyle bu tarz oyunların önüne geçiyorlar. Aynen öyle. İstersen 2009 Wolfenstein'den biraz bahsedelim. Hiç oynadın mı? Onu birazcık. Birazcık. Baktım. Hani çok oynayamama fırsatım olmadı. Zaten o zamanlar şeyim yoktu benim. Şimdi, güzel bir bilgisayar ve PlayStation'ım yoktu. Şimdi şöyle. Eisenstadt mıydı? Tam hatırlamıyorum şehrin adını. Hı-hı. O şehirde geçiyor. Şehri Almanlar tamamen Naziler işgal etmiş durumda. Ve B.J. Blazkowicz'den yardım isteniyor. Gel bize yardım et falan. Hatta oyunun başında tren istasyonunda geliyoruz böyle falan. Garda geçiyor ilk bölüm falan. Bu oyun tamam yine teknolojik ilerleme var. Süper Soldier'lar falan var. Ama teknolojiden ziyade okültizme dayanan bir durum söz konusu. Evet. Bir madalyon var. Büyüye daha çok mistik aynen. Öğelere dayanıyor. Bu madalyon bize zaman yavaşlatmak, kalkan, rage modu, farklı bir boyuta geçmek falan bu tarz özellikler sunuyor. Black sanatlı bir tarikat var. Ya tamamen tarikat ve büyüye dayanıyor oyun esasında. Onu evet. Söyleyebilirim. Temeli o. Sandbox dinamiklerini Wolfenstein'e yedirmeye çalışan ilk oyun. Bir şehir var. Ana görevler dağılmış şehrin bir uçlarına. Bir ana görevden çıkıyorsun, oyun seni şehire atıyor. Şehirde geziyorsun, her taraf Nazilerin işgali altında. Kapışa kapışa gidiyorsun falan. Ne? Upgrade sistemini ilk defa seriye kazandıran oyundur. Her türlü silahınızı susturucu takmak, işte klipleri artırmak, şarjör kapasitesini yükseltmek falan. Bunları yapan ilk oyundur. Onun dışında Activision adı altında çıkan bir oyundan bahsediyoruz. Başka ne söyleyebilirim? Veil'in boyutu çok enteresan bir olay. Hani normal bir oyun düşünün. Veil moduna geçtiğiniz an etraf böyle bir yeşil siyah böyle bir değişik bir renk paletine bürünüyor. Ve ben başka bir evrene gidiyorsun. Atıyorum bir merdiven var. Merdivenin sonu duvar. Veil'a geçiyorsun orada bir kapı var. Kapıdan devam ediyorsun falan. Secret'leri falan bulabiliyorsun bu şekilde. Zaten hani Secret ruhunu hala devam ettirmesi bile benim için evet. Mükemmel bir olay. Bu Wolfenstein'i yapan firma Singularity mi yapmıştı daha önce yoksa bunu mu yapmıştı? Ben daha önce Wolfenstein çıktı diye hatırlıyorum ama yanılıyor da olabilirim ama tarzlar aynı ya. Hissettiriyor evet, zaten. Çünkü hani dedim hani Wolfenstein'i yaptıysa eğer ilk önce hani ondan almıştır. Eğer Singularity yaptıysa ondan biraz şeyler alıp katmak istemiştir dedim. Aynen. Ya koyu bir turuncu ve yeşil renk paleti, metalik tonlar. Evet. Çok belirgin. Aynısı X-Men Origins Wolverine'de de vardı bu mesela. Yeşil zaten şeydir hani böyle bu ne diyeyim. Nekrolar vardı ya aynen. İnsan canında şeyler. Böyle aynen hani. Aynen. Onların böyle kullandığı yeşil tarzı renk. Aynen zaten. Koyu yeşil. Değişik evet. Bir renk. Başka neyden bahsedebilirim? Veil boyutundan zaten bahsettim. Madalyonun özelliklerinden falan bahsettim. Boss savaşı dinamiklerinin hala devam etmesi. Yıl olmuş 2009. Millet FPS'lerde boss'a hasret falan. Evet. Hala Wolfenstein özünden hiçbir şey kaybetmiyor. Hala devam ediyor mesela. Evet. Hala boss savaşları mesela. Biz onları özledik ya. Böyle hani FPS oyunlarda da artık bir bölüm sonu canavarı gelsin istiyorsun. Yani aynen öyle. Bir istiyorsun. Yani yeteri seviyede yapamıyorlar. Zaten baktığımızda bu modern savaş dönemine yüklendiği için bütün FPS'ler. Maalesef.
Hani bir boss gelmiyor, bir rakip geliyor karşısına. Quick time'larla falan filan bir şeyler yapıp geçiyorsunuz. Ay, ya aynen artık insana quick time eventleri boss dövüşü zanneder Evet. hale geldiler maalesef. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Mesela Wail boyutu bize şöyle enteresanlıklar veriyor. Mesela bir boss vardı. Kalede geçen bir boss. 2009 Wolfenstein'da. Adam ayakları yerden kesiliyor. Bir bilim adamı gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam falan. Değişik hareketler falan yapıyor falan. Wail boyutuna geçiyorsun. Adam devasa bir canavara dönüşmüş falan. Ya çok enteresan şeyler Evet. bunlar. Başka söyleyecek bir şeyim yok benim. Yani çok şey var esasında da. Yani Maalesef yok yani. ya bu oyunun tutmamasını ben aslında biraz şuna bağlıyorum. Bugün bile baktığımızda PlayStation 4'ün sanırım ikinci senesi oldu galiba. Evet. İkinci seneyi dolduracak sanırsam. 3'e doğru gidiyor. Baktığımız zaman 3'te olmuş olabilir. Tam hatırlamıyorum şu an ne zaman çıktığını. Baktığımız zaman hala bir talep yok. Hani tamam bir sürü PlayStation satıldı. 25 milyon adet bilmem falan kaç tane ama hani satan oyunlara baktığımız zaman zaten bizim ülkemizden örnek vereyim size. PES, FIFA. Çoğunlukla bunlar satılıyor zaten. O hardcore kesim dediğimiz kısım çok fazla değil. Baktığımız zaman almayanlar da var. Alacak hani bekleyenler de var oyun çıksın diye falan mesela. Infamous Second Son diyeyim mesela ben size. Bu oyun da hani unutuldu gitti. İlk oyun olduğu için mesela. PlayStation 3'ün ilk dönemine baktığımız zaman Heavenly Sword diye bir oyun Heaven's vardı. O da hani kimse tarafından, yani çoğu kişi tarafından, kimse değil mi? Çoğu kişi tarafından bilinmez ama aslında çok muhteşem bir oyundur. Hani hikayesi Ninja falan mıydı? iyiydi. Neydi onun Evet. yapımcısı? Ninja bir şey değildi Ninja ama Theory. Ninja Theory'di evet. Ninja Theory'nin bir oyunu. Gayet güzel dinamikleri falan. Bu Six Axis falan kontrol etme zımırtılığı Evet. onda da vardı. Hani bu oyunda 2009 yılında aslında 2000 yılında 2006 yılında çıkmıştı değil mi? Ney? PlayStation 3 falan. Evet. 2006 falan. O 2007-2006 evet. dönemlere denk geliyor baktığımız zaman. Yeni nesile bir adım olarak baktığımızda geliyor. Hani o da belki arka planda kaldı. Bir de oyunun dinamiklerine baktığınız zaman bu çekirdek Wolfenstein kitlesine hitap eden bir oyun değil. Çünkü upgrade'ler var, Aynen. büyüler var falan, boyut değiştirmeler var. Diğer Wolfenstein oyunlarına baktığınız zaman bir hikaye vardır, bir düzlem vardır. O düzlem üzerinde gidersiniz zaten. Aynen. Old school dediğimiz olay bu. Takır takır vurup geçersin yani. Bu aykırı olmuş biraz diyelim. Evet. Belki de o yüzden tutmadı. Ya Wolfenstein'e aşina olanlar için çok fazla değişiklik var. Evet. Wolfenstein'i Olmayanlar için. bilmeyenler için de 8 seneden sonra çıkan bir oyun. Sen şimdi nasıl geri dönecek millet Return to Castle yeniden oynayacak, hikayeyi öğrenecek, bundan sonra başlayacak. Kimse uğraşmaz. Ben Riskli bir evet hamleydi. ismi de sadece Wolfenstein diye Sadece geçiyor ama Wolfenstein. hani bilerek o yüzden de çıkartmış olabilirler şimdi. Eski oyunlar var. Biz bir oyun çıkartıyoruz. Aynen. Şimdi millet bakar geriye döner falan. Hani ilk oyun ismi gibi olmuş zaten Aynen Wolfenstein öyle. gittiğinizde. Ama Ama evet. yine de etki etmemiş çok Abi fazla. 74 çok kötü bir Metacritic ya. Artık günümüzde her oyun Yani 74 alıyor zaten yani. ya dediğim gibi eskiden oyunlara hani çok puan zor veriliyor. Aslında bu Evet. 74 puan cidden iyi bir rakam. O zaman o dönem için düşünürsen. Ha Şimdi evet. gittikçe yeni bu döneme geldiğimiz zaman 2010'dan sonrasına baktığımız zaman zaten oyunlar 7'ydi 8'di havada uçuşuyor yani saçma sapan oyunlar. Evet. Ve abi aradan geçen 6 yıl Wolfenstein serisinin küllerinden doğuşu abi. ID Evet. Software'ı Bethesda satın alıyor. Dolayısıyla Doom, Quake, Wolfenstein bütün hepsini de Hepsi. satın almış oluyor. Mükemmel bir hamle değil mi sence ya? Mükemmel bir hamle ama şöyle bir şey diyeyim. Çok fazla değerlendiremiyorlar sanki. Yani ya da Doğru. yavaş yavaş değerlendirecekler. Mesela ilk Wolfenstein çıkardılar. Belki yani Assassin's Creed gibi her sene bir oyun çıkartalım mantığında değiller. Güzel oyun çıkartalım mantığındalar. Bethesda'ya baktığınız zaman zaten kötü oyununu Yok bulamazsınız abi ya. Bir yok. Maalesef Skyrim, yok. bir Fallout. Bunların hepsi güzel oyunlardır zaten. Hani sırayla geleceğini düşünüyorum ben. Bethesda çünkü kötü bir firma değil. Kötü oyunlar çıkartmıyor. Doom'un haberi var zaten. Evet. Doom'un geleceğiyle bak o da mesela bir haberi var. Evet. Doom gelecek zaten o O garanti. kesin. Onun dışında baktığımız zaman Doom'dan sonra da büyük ihtimalle Quake yapacak bilirler. İnşallah, inşallah. Yani ben umutluyum Quake'in gelmesinden bir tanesinden, bir tane daha oyunundan. Çünkü Quake serisi de baktığımız zaman çok güzel bir oyun hani böyle. O eski dediğim hani insanlarla yaratıkların birleşmesi efekti falan o olaylar zaten muhteşem bir Abi durum. Quake 3 Team Arena benim yani ilk O multiplayer efsanedir zaten. oyunlarımdan Evet. birisi zaten yani o uzay bölümleri neyse anlatırım susmam. Onlar bizim için şimdi Wolfenstein'dan konuşuyoruz. Maziler falan böyle. Arkadaşlar New Order ilk duyurulduğunda Bethesda aldı isim haklarını. Efendime söyleyeyim. Machine Games adı altında bir firmaya verdiler. İlk büyük işi olacak Machine Games'in. Yani ilk işi de Ya. değil ama ilk büyük işi. Çok büyük bir risk değil mi sence? Tabii ki büyük bir risk. Mesela şu an Order 1886'ya baktığımız zaman büyük bir risk aldı Sony. Aynen. Çünkü neden? God of War ve yok God of War'ın 2 oyunuydu sanırsam değil mi? PSP'ye yapmış bir firma baktığımız zaman. Adını unuttum ya firmanın. Ne ya? Şirketin God of War'ın 2 oyunu PSP oyunlarını yapan adı Şey, neydi?
Santa Monica değil. Değil değil. Bir tane başka bir şey. Rocksteady. Oha. Yok, değil. Çok uçtun. Tamam sen devam et, ben düşüneceğim onu. Ya işte o araştırıp bulursunuz siz yani. Hı-hı. Order yapanları. Ya baktığım zaman çünkü firmanın ilk oyunuydu Order. Şey üzerine yüklendiler. Grafik motoru üzerine yüklendiler full. Full grafik motoru üzerine yüklenince, grafikleri güzel olsun deyince hikayeden baya bir feragat etmek zorunda kaldılar. Evet, evet, yani baktığım evet, zaman evet. 5 saatlik bir oyun yapmışlar. 4,5-5 saatlik bir oyun. Evet. Yani ama New Order'a baktığımız zaman hikaye senaryosu zaten efsane uzun. Hani 40 saatte falan bulabiliyor iki kere falan oynarsan zaten. Aynen, bahsedeceğiz. Son da evet. Değişiyor, şey de değişiyor. Hani tek kötü değerlendirdikleri yön belki de düşük, biraz daha düşük puan alması sebebi multiplayer'ın olmaması. Bence iyi ki yok multiplayer'i zaten. Multiplayer birçok güzel oyunu mahvediyor artık. Aynen. Spec Ops Line'da olduğu gibi. Bu oyuna bu yakışıyordu. Ve adamlar cidden üstesinden geldiler. Hani ilk duyurulduğu zaman robotlar mobotlar görüyorsunuz. Allah Allah bu ne falan bilmem ne böyle diyorsunuz. Aynen. Diye başlıyorsunuz. Aynen teknolojiye, öyle. Tamamen bir teknolojiye dönüş yapmışlar. İlk Wolfenstein'e baktığın zaman biraz daha teknolojiktir şeydir falan. İkincisinde de böyle... Ready at Dawn mıydı lan o şeyin adı? Filmin adı? Ready at Dawn. Sanırsam olması lazım. Olabilir mi? Olabilir herhalde. Bilmiyorum tamam mı? Hatırlamıyorum şu an. Rocksteady olmadığı kesin de. Rockstar. Evet. Şimdi esasen benim beklentim çok inişli çıkışı oldu. İlk başta Bethesda aldı ya Wolfenstein'i. Evet. Böyle bir rahatlama. Sonra Machine Games'e verdi. Ulan acaba yapacaklar mı yapamayacaklar mı? Sonra dediler ki multiplayer yok. Ben bittim. Ya bittim ya böyle puding kıvamına geldim böyle. O kadar mutlu oldum ki anlatamam yani. Ya şu an şu dönemde baktığınız zaman ben de artık multiplayer'dan sıkılmaya başladım. Tamam bir iki tane olsun. Call of Duty'de multiplayer olsun. Ne bileyim Battlefield'de multiplayer olsun ama artık hani her oyun, her FPS'de de multiplayer olmak zorunda değil. Aynen. Bioshock'a bakıyoruz Infinite'e. Multiplayer yoktu, oyun da tutmadı. Olsaydı çöptü zaten. Yani hani ne yapacaksınız ki Bioshock'un multiplayer'ında, ne yapabilirsiniz? Last of Us'a da var, kaç kişi oynuyor Allah aşkına? Maalesef. Last of Us'a multiplayer eklemeyip senaryoya daha fazla şey katabilirlerdi. Hani bu oyuncuların multiplayer çılgınlığı beni deli ediyor biraz aslında. Şimdi abi New Order çıktı. Benim bilgisayarım kaldırmadığı için PlayStation'da oynadığım ilk Wolfenstein'dir kendisi. Pişman da değilim. Güzel de oldu esasında. O zaman da oynadı zaten. O dönem hani o dönem PlayStation'a baktığın zaman zaten bilgisayardan geri kalır yanı yok. Yani bilgisayardan daha güçlü. Aynen cihazdı. Öyle. Şimdi abi konusuna değinecek olursak. 1946 gibi başlıyor oyun. Tutorial bölümünden bahsediyorum. İlk bölümünden bahsediyorum. Uzun bir tutorial'dan bahsediyorum. Almanya'ya yapılan son baskın. Artık Avrupa'nın son şansı. Savaşı kazanmazsa bitti zaten. Aslında bu da şeye de bağlayabiliriz burada. Dedik ki ilk başta Hitler ölmüştü. Evet. Hitler öldü, Almanları temizlemeye başlıyoruz aslında hikayeye göre. Aynen öyle. Aslında bir devamlılık var. General Deadset'in Alman... hükümdarlığını yok etmeye evet. çalışıyoruz Alman işte. Alman temizleme olayı devam ediyor aslında. Aynen öyle. General Deadset'in kalesine son bir baskın. Artık bütün uluslar birleşmiş durumda şu Almanya belasını çökertmek için. Nazi Almanyası'nı. Evet. Hatta General Deadset de 2009 Wolfenstein'dan kalma bir karakterdir. Yani bu kadar devam edemez. Yani bu kadar firma değiştiren bir oyun bu kadar iyi devam edemez evet. ya cidden. Her neyse ona değiniriz. Son baskını yapacaklar artık B.J. Blazkowicz kaptan rütbesinde. Artık o kadar savaş atlatmışlar. Captain Blazkowicz yani, diyor herkes ona falan. Yani kaç yıl geçmiş artık arada. Kötü bir badire atlatılıyor bu tutorial'ın sonunda. Söylemeyeyim mi ya? Söylemeyeyim. Söyle zaten oyunun başlangıcı hani. Hemen ilk bölümünden zaten bahsediyorum. Zaten yani oyunun başlangıcı bir şey olmaz onun. İki karakterden birisini kurtarmamız bekleniyor. Hı-hı. Diğeri ölüyor. General Deadset diğerini öldürüyor. Hı-hı. Öldürmüyor. Devamından bahsetmiyorum. Oyunun sonunda çok başka şeyler oluyor çünkü. Birisi ölüyor ama hani o sizin Hı-hı. seçtiğiniz kişi ölmek zorunda. Diğeriyle beraber tam kaçacakken bir patlama meydana geliyor. Hı-hı. Laboratuvarda Hı-hı. ve patlamadan çıkan bir şarapnel direkt bizim kafaya saplanıyor. Uçurumdan düşüyoruz. Intro girmeye başlıyor. İşte Wolfenstein New Order falan böyle. Gözümüzü açıyoruz abi 1960. Adam bayağı... 15 yıl. Bayağı uyumuş. 10-15 yıllık bir süre. Bizi büyük ihtimalle hani sebze kıvamına geldiğimiz için yani. Bir akıl hastanesi gibi bir yere kapatıyorlar bizi. Böyle bir rehabilitasyon merkezi gibi bir yere kapatıyor. Orada bize Anya diye bir kadın... Polonyalı bir kadın yanlış hatırlamıyorsam. Bize bakıyor. Bize yemek yediriyor. Bize falan her neyse. O daha sonra bizim o sevgilimiz oluyor zaten. Zaten Polonyalılara baktığımız zaman hani Almanlardan çekmiş. Aynen öyle. Hatta o annenin de oyunun başında annesini babasını falan öldürüyorlar yani. Bir tek biz kalıyoruz kızın zaten. Her neyse. Gözünü bir açıyor Blazkowicz abi. Almanya dünyayı hükmediyor. Teknoloji abi almış yürümüş. Ay'a Nazi bayrağı dikilmiş falan. Çok enteresan olaylar şey falan. Beatles'ın yürüdüğü yani. Beatles'ın yürümesi falan. Trailerlerde şey, Nazi askerlerin yürüdüğü. Aynen öyle. Abi yani şimdi şöyle bir şey.
Yani Bethesda oyunu almış ama öyle bir almış ki karakterler aynı. Hikaye aynı, atmosfer aynı. Zorluk derecesi yok. Zorluk dereceleri saydık ya o en başta. Onlar bile aynı ya. Şey de yapsalarmış çok güzel olmuş o suratı falan böyle arka o şey. O da artık çok şey olurdu be. Güzel olurdu aslında ama bir mod koysa varmış öyle hani seçenek olarak yapsalarmış Steam'de güzel mod desteği olabilirmiş. var mı bilmiyorum. Var mı bilmiyorum. Ben Yok PlayStation'da oynadım mu? çünkü. Yapımcılar koysaymış onu ya. Aynen. Bir ekstra mod Değil mi? gibi Hani bir böyle şey. özleyenlere has. Zaten bu New World'a baktığımız zaman da bir öze dönüş gibi bir şey diyebiliriz hani. Aynen. 2009'daki oyundan sonra. Ya Hani çok farklı bir yolda izleyebilirlerdi yine ama yine eskiye döndüler. 2009'dan çok çok daha iyi bir oyun ve çok daha özüne sadık. Evet. Tam bir old school ya. Yerden mermi toplamalar, Secret System'ın hala devam etmesi artık illallah yani 81'de başlayan bir serinin 2015'te hala Secret System'in devam Yani ettirmesi çok enteresan bir olay hikaye bir. odaklı bir oyun. Aynen öyle. Dediğim gibi o başta yaptığımız seçime göre oyun iki farklı storyline'e bölünüyor. Ve bir storyline, şimdi ben oyunu böyle araştıra araştıra her şeyi bulma odaklı oynadığım için 15 saati buldum. Bunu 2 ile çarp abi, 2 storyline var. Yani 30 saat abi, daha ne olsun daha ne yani? olsun harbiden? Yani sen bugün bir baktığın zaman Call of Duty'nin kaç tane oyunu toplam 30 saate bulur? Yani abi şöyle bir şey var. Multiplayer zaten çok şey aldığı zaman baktığın zaman ne kadar oynadığında multiplayer falan 30 saati 40 saati falan zor buluyorsunuz. Ben Battlefield 4'ü aldım PlayStation 4'e mesela. Abimle birlikte oynadığımızda 50 saat oluyor. Yani kişi başı 25 saat falan oynamışız. Artık bir yerden sonra da bırakıyorsunuz. Ben sana bir şey söyleyeyim Sarmıyor mi? yani artık. Modern Warfare serisinin 3 oyunun toplamı 20 saat falan biliyor musun işte? Ya hani Bu oyun düşünün tek ya. başına 30 saat. Yani düşünün artık. Ki o storyline'da da karakterler değişiyor. Evet. Karakterlere bağlı olarak intro, şey ara videolar değişiyor. Her şey değişiyor ya. Daha ne yapsınlar Ki bir de adamlar yani? multiplayer olmadığı için o kadar da eleştiri aldı yani. Şey diyordum abi yani 81 yılında başlamış bir oyunun 2015 yılında hala Secret sistemini devam ettirmesi, Yani. özünde bu kadar sadık olması mükemmel bir olay. Evet, hikaye odaklı. Multiplayer yüzünden zaten bir sürü eleştiri yedi ama bence gayet güzel bir oyundu. Uzun sürüyordu ayrıca multiplayer'ı. Baktığım zaman 4-5 saatlik oyunlar var yani. Order 5 saat. Call of Duty'ye bakıyorsun 5-6 saat. Battlefield'e bakıyorsun 5-6 saat. Ki bunlar da size muhteşem deneyim sunan oyunlar değil. Order'ın grafikleri güzeldi. Tamam, oradan biraz yırtıyor böyle grafikleri hayvan gibi olduğu Evet. için. Ama baktığın zaman temel yine aynı. Hani düz gidiyor oyunlar yani. Aynen öyle. Başka neyi devam ettirdin? Ne söyleyebiliriz? Nasıl diyebiliriz? Aslında bu dediğimiz gibi teknolojiye geri dönmesi bu Almanların şeylerinde hikaye böyle devam ediyor. Outblood çıktı. Otlu çıktı. Daha yeni ne zaman çıkmıştı İki tam haftası hatırlamıyorum oldu ya. falan ha. Ona baktığımız zaman da hikayenin başını anlatıyor değil mi? Aynen Birazcık öne öyle. gidiyor. O da öne gidiyor. Mesela oyunun tamamına baktığımız zaman bütün serilere bir teknoloji havası var. Nazilerin bir deney havası var zaten Evet. bu psikopatlığından. Ama okültizm tamamen bırakılmış durumda. Evet o bir deneme oldu. Başaramadı. Ben nispeten başaramadı. Ya başaramadı dedim hani oyuncular yüzünden. Baktığım zaman bugün Devil May Cry 5 bile beğenmeyen insanlar var. Ki bir Kesinlikle. ön yargı var hani mesela Dante karakterinin saçı siyah diye böyle ergen diye bir sürü kişi reddetti ama aslında güzel bir oyundu. Bu da bu tarz oldu hani. O da Ninja Theory lan. Oğlum bu Ninja Theory ne bağımsız bir firma Çok ya. iyiymiş. Hellblade çıkıyor şimdi. Hellblade de bu muameleyi görmez inşallah. İnşallah. Adamlar PlayStation 4 sürekli üzerinde. üvey evlat muamelesi görüyor ya. Ninja Theory'nin şeyi de vardı. Enslaved. O da çok güzel bir Mükemmel bir oyundu. oyundu O da ya. çok tutmadı ama. Evet. Enteresan ya. Adamların oyunu neden sesemiyor? Ya bu şey havasından. Modern savaş zımbırtıları yüzünden, Battlefield Call of Duty yüzünden birçok oyun böyle es geçiliyor. Aynen. Ya şimdi karakterlerin hikayenin hala devam ettiğini söyledi ki artık ilk başta Muse yapmış, sonra Grey Matter yapmış, Activision'a geçmiş, Activision'dan Raven'a yaptırmışlar, Evet. ID de çıkmış işin içinden. Sonra Evet. Bethesda almış, Machine Games'e yaptırmış. Hala olayların devam etmesi. Ya bugün Duke Nukem'in yeni oyununa baktığımız zaman Heh. Allah korusun Aynen öyle. Wolfenstein'le karşılaştırdığımız zaman yani Kesinlikle. Ya şimdi Oğulcum, iki farklı storyline'ın olduğundan bahsettik. 30 saati bulan bir oynanışın olduğundan bahsettik. Multiplayer'in olmadığından bahsettik. Old Blood, çok fazla bahsetmek istemiyorum. Bir seri yapacağım Old Blood'a. İlk defa şeyi bitirdim. Yani ilk oynayışımı bitirdim. Sana ön sipariş vermiştim. 30 lira gibi bir çok cüzi bir rakam söz Kaç konusu. saat sürdü oyun? 7-7,5 saat sürdü. Gayet iyi. İkinci defa oynayacağım. Mis. Yani. Yani 15 saati bulur. Challenge'lar açılıyor. 10 tane yakın challenge var. Bitti abi. Daha ne, Normal adamlar daha ne 30 lira yapsın gayet yani? uygun bir fiyat evet. Şöyle bir şekilde yapmışlar. Bir şekilde senaryodaki boşluğu doldurmuşlar. O New Order'ın başındaki o son Almanya'nın çıkartması dedim ya. Onun hemen öncesinde geçiyor oyun. Bak güzel. Onun hazırlığını yapıyor. Evet.
İlk başta biz General Deadset'in kalesi çok da bilinen bir konumda değil hani. Ve hani içeriği hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Old Blood'da o belgeleri ele geçirmeye çalışıyoruz, dokümanları. General Deadset'in kalesinin dokümanlarını ele geçiriyoruz. Oyunun Öyle finalinden sadece bahsetmeyeceğim. ha. Oyunun Aslında finali güzel. çok çok güzel bağlanıyor Baktığın arkadaşlar. zaman hani hikaye odaklı olması zaten bu öncesini alması hani farklı bir konudan böyle ele alıp da böyle saçma sapan yerlerden bahsetmemesi çok güzel olmuş bence. Aynen öyle. Şimdi Old Blood standalone olarak çıkan bir DLC. Evet. O da şey oldu artık gelişmeye başladı bu standalone'ların çıkması Aynen. sürekli. Far Cry'da da vardı. Bir oyunda daha vardı hatırlamıyorum hangisindeydi. Ya şey de diğer standalone Biraz olarak da. çıktı. Saints of God Out of Hell çıktı Evet ya. evet evet. O da standalone. Böyle yavaş yavaş standalone çıkmaya başlıyorlar. Ya şimdi şöyle bir şey. Kesinlikle ben diyorum ki bu iyi ki Bethesda almış ki şu oyunu. Evet. Yani atıyorum şu Old Blood kesinlikle DLC olarak çıkıp EA veya Activision çatısı altında Tabii. ekstradan 30-40 dolar, 50 dolara falan satılabilecek bir oyun. Felaket yani. Ki 30 liraya alıyorsunuz. Evet. Çok cüzi bir rakam. Yani. Wolfenstein için konuşuyorum. Şöyle güzel bir tarafı var. Neredeyse tüm Wolfenstein 3D bölümlerini yedirmişler oyunun içine. Neredeyse hepsini oynayabiliyoruz. Mükemmel bir olay. Gayet güzel evet. O var. Dediğim gibi çok güzel bir şekilde bağlanıyor. Onu şimdi söylemeyeceğim. Seri çekeceğim zaten. Fakat şöyle oldu yani. O kadar güzel bağlandı ki hani zaten video halinde bağlandı. Yani bıraktım klavyeyi falan yani oturdum izledim ya. Hani mükemmel oldu. Çok duygulandım. Cidden etkilendim yani. Onun dışında benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ya şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu çıktığı yıla oyunda seçilmedi zaten, değil mi? Seçim maalesef. Niye? Bu da Maalesef. aynı sebepten ötürü aslında. Baktığım zaman yeni neslin ilk oyunlarından. Bu yeni neslin hep başlarındaki oyunlar bir unutuluyor böyle, es geçiliyor. Kesinlikle. Nedense bilmiyorum ama gayet güzel bir oyundu. Hakkı yendi bence de bu oyun Bence özellikle. bırak çıktığı senin en iyi shooter oyun olmayı en iyi oyunu bile diyebilirim biliyor musun? Bence Evet. ama o benim şahsi kanaatim. Olabilir evet. Hani Çünkü o dönem ne vardı ki? Watch Dogs çıktı sanırsam. evet. GTA o zaman mı çıkmıştı? Aynı yaz çıkan oyunlar bunlar zaten büyük ihtimalle ya. Sanırsam. Ya vardı öyle bir şeyler. Yine zaten GTA her çıktığı sene şey seçiliyor. Yılın oyunu seçiliyor. Senin de öyle Evet. oldu zaten. Last of Us gibi oyunu seçmiyorlar. GTA'yı seçiyor. Neyse ben o konuda Yaralı. konuşmayacağım. Sevmiyorum Şimdi GTA'yı. Bethesda Wolfenstein daha çok ekmeğini yer. Bunu Evet. söyleyeyim. Evet. Yemeli de sen yiyecekse Bethesda yesin ya. Yani. Bırak yani. Zaten oyunun sonunda açık bırakılıyor New Order'ın. Hani böyle açık Aynen. uçlu bırakılıyor biraz. Bu biraz spoiler olmaz. Artık Old Blood çıkmış da. Hani Söyleme sen ya. Hafiften bir şey olsun. Oynayacaklar şimdi şey yapmayacağım. ölmüyorum belli değil diyeceğin. Yani. Ölüyorum ölmüyorum belli değil. Çok açık bırakılıyor. Göreceksiniz zaten bence. Şimdi Wolfenstein serisine genel bir puanlama yapalım. Genel seriye böyle. Al elini seriye böyle. Çok çok tuhaf bir soru sordum değil mi? Nasıl desem? Ya hani 80'in altında almaz o garanti zaten. Şöyle diyebilirim. 85-95 arası gidip geliyorum ben. Hı. Baktığımız zaman genel aslında son oyunla birlikte aslında 90'ı hak ediyor bence ya. Doğru söylüyorsun. Son oyunu. İlk oyuna baktığım zaman efsane zaten. O puanı yükselten o. 2009'daki oyun biraz düşüren. Bu kadar çok filme değiştiren bir oyun hatırlıyor musun? Yok yani. Yok abi. Değiştirse de ya. Olsalar bile zaten çöküyor oyunlar abi. Bunu bu kadar olmaz O ya. Bu kadar el kadar değiştiriyor. devam Neydi edemez. o? Hatta şey Alien Colonial Marine miydi? Hı O adilikten sonra yani görüyoruz yani el değiştiren oyunlar çok kötü hallere gelebiliyor. Gerçi onu da Sega yaptı ama Onu şey yapımcı mı farklıydı? bu Borderlands'ı yapanlara verdiler. Gearbox. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onlar da başka bir firmaya vermişler oyunu. Öyle. Öyle bir şey oldu hatırlıyorum. Adilik falan yani bayağı bir adil. İşte el değiştirdikçe oyun kötü oldu. El değiştirdik kötü bir oyun oldu. Hatta o Bu oyun el değiştirdi ama hakkında iyi bir şey. dava açıldı biliyor musun? Evet. Tüketici hakları dava açtı. Bu kadar yanıltıcı olmamalı trailer'lar Ama falan filan. aslında şeyin suçu Sega'nın da değil. Sega'ya yazık oldu burada. Bu Borderlands'ı yapan adiler. Demosu oyundan daha güzeldi ya. Borderlands'ı yapan adilerin oyunuydu. Maalesef. Ha şunu da söyleyeyim. New Order 81 Metacritic. Gayet iyi bence. Gayet güzel. Günümüzde 80'i geçtiği zaman bir oyun mükemmel bir oyun demek zaten Yani yani. 81'i almasının sebebi de şeydi zaten dediğim gibi multiplayer olmadığı Aynen. için düşürdüler. Oradan kırdılar. Multiplayer niye yok diye. Hayır olmasın arkadaşım yani illa olmak zorunda mı multiplayer bir oyunda? Aynen. 85-95 arası gidip geldin diyorsun. Evet. Ama zaman içerisinde yükselen bir puanlaman var değil mi? Özellikle New Order'la birlikte. Ya 90 olur ya bence. 90 veririm ya. Arkadaşlar, benim için Wolfenstein çok aileveli olduğu için direkt 100 diye kestirip atasım var ama çok terbiyesizlik olur diye düşünüyorum ama 99. 95'ten aşağı vermem. Mümkün değil vermem yani. Çünkü benim için çok özel yeri olan bir seri. 96-97 veririm seriye genel.
O 96-97'nin o kırılan 3-4 puanı da ne biliyor musun? 2009 Wolfenstein işte. Ya o biraz farklılığa denedikler. Yani kötü bir oyun değil. Değil. Kesinlikle değil. Ama Ama bir Wolfenstein oyunu olarak ele aldığımızda tam bir Wolfenstein Binding gibi. Order değil. Yani. Return to Castle Wolfenstein hiç değil. Yani o ikisinin arasında kalan bir oyun yani. Ayrı ayrı puanlandıracak olursam Wolfenstein 3D zaten klasik bir oyun. Onu puanlamak Ona istemiyorum. aynen, ona pek puan veremiyorum Klasik hani klasik oyun abi. ben. Yani olmasaydı olmasaydı Yani. olmazdık falan hani. O mantıklı. Aynen öyle. Başlangıç Return to Castle Wolfenstein yani seri anlamındaki başlangıç. Benim altın oyunumdur. 100. 100 üzerinden 100 abi. 100. 100 100. yani. 100 abi. Maalesef. Senin bir puanlama yapmak ister misin Return to Castle Wolfenstein'a? Valla ben ne desem bilmiyorum onu. Hani Bitirmedin mi? Bitirmediğin için esasında. çok hatırlamıyorum. Bitirdim de hani çok uzun zaman olduğu için. Ben senin kadar üst üste de oynamadım hiç. Bir kere oynadım, bıraktım zaten. Ama o zaman için güzel bir oyundu. Yani o da bir 80-90 hak ediyor yani. Anladım. 80 az olur da 90 Seni falan hak böyle tek ediyor. tek puanlamaya Yani sokmayacağım. zaten 2009'dakini çok oynamadım. Bakmadım. New Order daha oynamadım ama biliyorum. Bilgim var. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama açıp oynamanızı tavsiye ederim. Hala da oynatır kendini biliyor musun? Grafikler eski ama oynatır kendini. Yapay Evet. zeka hala çok iyi. Güzel oynuyor. Evet. Return to Castle Wolfenstein 100 dedim. Hiç de abartmıyorum. 2009 Wolfenstein'e 90 veriyorum. En düşük vereceğim puandır o da. New Order 95'ten aşağı almaz. Old Blood'da neredeyse aynı dinamikler ve mükemmel bir şekilde boşluğu doldurduğu için yine aynı puan. 95 veriyorum. Yani. Bence adil oldum. Güzel ama devamı olduğu için zaten. Ya bir şimdi şöyle bir şey var artık karakterle o kadar bağdaşlaşıyorsun ki o BJ Blazkowicz'le. Hani her oyunda aynı karakter ya bir de Evet. karakterin gelişimine şahit oluyorsun ya. Hani ilk oyunda Ta sıradan bir nereden soldier nereye. böyle. Artık son oyunda Captain Blazkowicz falan Üç böyle. D'den başlıyorsunuz ve sarışın elemanla. Bir de hani uyandığında ortalığı görüyor ya Nazi Almanya'sı ortalığı ele geçirmiş falan filan. Artık işin suyunu çıkartmaya falan başlıyor. Boy Goygoya vuruyor boyuna artık. İğrenç iğrenç espriler falan böyle. böyle birbirine bıçak Aynen böyle saplamalar karşılıklı bıçak mı saplamalar falan filan. Sen şeyden bahsetmiştin. Kapanışı da ondan yapmak istiyorum. Hani bu insana yanıltıcı bir kampanya yapılmıştı. Wolfenstein, Old, şey, New Order'ın bu kadar kötü mü olacak yapay zekası falan filan falan. Ha, gibisine. şeyden bu, belki çoğunuz görmüşsünüzdür onu, bilmiyorum. Bir oyuncu paylaşmıştı. Gizlilik üzerine bir bölümde adamların arkasına yaklaşıyor yapay zekanın düşmanlara yaklaşıyor. Arkasında bir sürü şeyler yapıyor. Oynuyor, ediyor, böyle çömeliyor bir yere falan. Düşman önden geçip gidiyor, görmüyor, fark etmiyor falan. Böyle bir sürü şeyler oluyordu. Hani yapay zekası insanları düşündürmüştü o zaman. Acaba yapay zekası nasıl olacak? Kötü mü olacak? Bilmem ne olacak diye bir tartışma çıkartmıştı ortaya. Hatta düşman önüne geçiyor. Adamlar ona doğru sadece Evet. yürüyorlar falan. Onu hemen söyleyeyim. Oyunun ortalarında falan bir hapishaneye düştüğümüz bir bölüm var. Esir kampına düştüğümüz bir bölüm var. Oranın ofis bölümü gibi bir şey. Oranın çalışanlarının silah kullanma yetkisi yok. Ofis çalışanları. Görenler sadece sana gelip hani vuruyorlar falan. Öyle bir şey var. Zaten onun yayınlandığı zaman oyun daha tam olarak çıkmamıştı Evet, tam piyasaya. bitmemiş, yapmamıştı. Korsan olarak ele geçiren birisinin oyunu kötüleme çalışması olarak görüyorum ben bunu. Hani Yani büyük ihtimalle. hikaye oynayan birisi orayı yadırgamaz çünkü. Ben oynadım yadırgamadım. Öyle olması gereken bir yerdi çünkü orası mesela. Yani belki bilerek yerleştirdiler öyle bir şeyi. Aynen öyle. Halen daha boss savaşlarının falan devam etmesi falan filan. Yani ne diyebilirim ki? Yani New World hakikaten Yani. efsanedir benim gözümde. İkinci defada oynamayı hak eden bir oyundur. Deyip bitirelim. Burada bitirelim arkadaşlar. Bitirelim. Bugün bizden bu kadar, bir Wolfenstein'ı böyle ele aldık bugün. Halen daha konuşulur ya. Konuşulur. Konuşuyor. Aslında Bitmez detaylamasını Wolfenstein. konuşuyor. Biz şeyden bahsediyoruz genelde, hani oyunun dinamiklerinden falan bahsediyoruz. Hikayesinin altyapısına belki girsek daha derin şeyler çıkacak. Hani bu Nazilerin deneylerinden falan girsek zaten. Aynen Bir öyle. sürü şey çıkar. Benzer şeyler de çıkabilir belki. Aynen öyle. Biz bu kadar ele Bugün aldık. Ozan aramızda değil. O İşlerimizi hallediyor. evet, kurguda biraz takılıyor. Aynen öyle. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Çok Return to Castle Wolfenstein dedik. Aşağı erdim. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Ozan bugün aramızda değil dediğim gibi. Kurgu işleriyle falan. Aynen bizim diğer sağ olsun işlerimizi hallediyor. Videoyu yavaş yavaş bitirelim. Size işte bu Wolfenstein'ın şeyinden bahsettik direkt. Aynen hani çok Detaylı Wolfenstein dedik. anlatmadık. Evet. Aşerdirdiniz beni. Klasik bir tam çözüm serisi yapabilirim. İnsanların da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Artık o kadar Aynen. oynadım ki Wolfenstein 9-10 kere falan bitirdim. Evet. Bütün skill'leri de önünüze dökebilirim yani. Öyle bir oynarım. Yazın onu çekmeyi düşün. Boş vakit Yani. bulursam çekebilirim. Old Blood'da 1-2 hafta içerisinde başlayacak arkadaşlar tam çözüm anlamında.
ikinci kere oynayacağım için daha zevkli bir şey olacak. Hı-hı. Hani neyin ne olduğunu biliyorum. Evet. Secretleri falan hepsini toparlayacağız falan filan. Güzel bir tam çözüm olacak. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Of. Bayağı. Burada 54 dakikalık konuş şey var. Kayıt var. Aynen. Bir iki dakikasını kessen en fazla.